Dünyanın en ahmakça, salakça ve aptalca olan, dünyanın en aptal sözlerinden bahsetmiştim hangileri diye. İlk dört maddeyi söylemiştim. Son madde Timurtaş Uçar'a ait. Lakin ilk üç madde 24. mü? Lema ile Tabiat Risalesinden göstermiştim. Dört maddeyi bakın burada da o aptal sözlerini ateistlerin, münkirlerin, kafirlerin suratına çarpıyor Üstad Hazretleri. İlmi olarak reddediyor. Bu aptal sözler hangileri? Değil mi? 23. lemada tabiat yarattı, kendisi kendisine oldu, sebepler bu şeyi yarattı, icat etti. Bir sürü aptalca sözler. Burada da yani Mesnevi Nuriye Risalesi'nde de daha farklı şekilde kaleme almış Bediüzzaman Hazretleri. Bakın. Zeylül Zeyl. Bismillahirrahmanirrahim. İyleme yühel aziz. Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şey kendi kendine, kendisi kendisine teşekkül etmiştir. İkincisi, mucit ve müessir esbaptır. Üçüncüsü, tabiat iktiza etti. Bu üç kelimatın pek çok muhalata zarf oldukları hakkında yapılan beyanatı dinle. İnsan mevcuttur. Bu mevcut insan birinci kelimeye nazaran, yani birinci aptal ateistlerin sözü neydi? Bakalım. Kendisi kendisine teşekkül almış, etmiş, ortaya çıkmış. Ondan müteşekkir olmuş yani. Bu mevcut insan birinci kelimeye nazaran hem sanidir, yapan hem masnudur, yapılan. İkinci kelimeye göre esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir. Üçüncü kelimeye nazaran hep bak muhal muhal içinde. Değil mi? Mevhum tabiatın eseridir. Dördüncü cihet ise hak ve hakikatin istilzam ettiği gibi Allah'ın masnuudur. Evvelki kelimenin gayrı mahsur muhalatı bir. O kelimenin iktizasına göre insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde hem insanın içini hem kainatı görecek, bilecek bir göz, bir ilim vesaire sıfat-ı lazimenin bulunması lazımdır. İnsan hem sani hem masnu olamaz yani. Muhal. İki, insanın bedeninde zerrattan teşekkül eden mütehalif mürekkebat adedince matbaalarda hurufatı tertip etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. Üç, kârgir kemerlerin taşları gibi her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Ve keza her birisi ötekilere hem zıt hem misil, hem mutlak hem mukayyet olması lazımdır.